adama siz iş güvenliğinden bahsedersin. Isınık koçanın yersi kapalı. Isınık koçanın yersi kapalı. İniş yaptık. Gördük ki gidenin ağzına artık güvercinin kurulduğunu bu yapmış. 3-4 tane yumurta var orada. Evet, herkese merhabalar Redbox'tan. Bu hafta iki tane birbirinden değerli konuğumuz var. Bu hafta bir değişiklik yaptık, Halil Aga yok. Halil Aga'nın ufak bir işi vardı, o yüzden çekime katılamadı. Tabii daimi konuğumuz, Japon askerimiz burada. Onu hiçbir zaman es geçmiyoruz. Tabii bu haftaki konumuz her zamanki gibi yüksekte çalışma ve profesyonellerin gözünden bu sefer değerlendireceğiz yüksekte çalışmayı. İkisi de gerçekten işlerinde uzman arkadaşlar, rope access konusunda yani iple erişim konusunda uzmanlar. Aynı zamanda yaşam hattı montajı ve bu montajı kontrollerini yapan, onaylayan yetkinlikte her iki arkadaşımız da meslektaşlarım diyebilirim. Tekrar hoş geldiniz Murat. Hoş geldin. Yüksekte çalışmayla ilgili iş güvenliği konusunda Türkiye'de uzmanlar ya da işte endüstriyel alanlardaki kurumsal şirketlerin durumunu değerlendirdiğinde senin gözünden nasıl bir yorum alabiliriz? Teşekkürler. Yanlış hatırlamıyorsam eğer iş güvenliği sektörü 1970'li yıllarla birlikte dünya çapında gelişen zaman zaman da standartlara sahip olmuş ve belli coğrafyada etkilenmiş bir şekilde kanunlarla, nizamlarla sabitlenmiş bir olmazsa olmazımız. Ama Türkiye'ye baktığımızda her yerde bunun oturmadığını, belki gelişmekte olan ülkeler gibi bizim iş güvenliğimizde gelişmekte olduğunu söyleyebiliriz. Benim görüşüm tabii ki. Özellikle kurumsal ya da aşırı kurumsal firmalarda bunun çok dikkat edildiğini ama bu durum azaldıkça iş güvenliğinin neredeyse yok sayıldığını, hatta sözünün, bahsinin ya da şikayetinin dahi ilginç diyaloglara varabildiğini hem tanık oldum hem tanık olanlara şahit oldum. Bu sebeple daha kurumsal yerlerde iş güvenliğinin varlığından, bunun denetlenmesinden, neyin ne şekilde yapılmasından, hatta işe başlamadan önce iş planlarının, risk analizlerinin, belgelerin, evrakların gözden geçirildiği, daha sonra sahaya gelindiğinde bunun belge olarak yeterli kalmadığı, aynı zamanda da anlık kontrollerin yapıldığı, örneğin KKD muayene tutanakları. Bazı yerlerde bunların hiç sorulmadığını, bazı yerlerde sorulduğunu, bazı yerlerde de hem sorulup sahaya gelindiğinde bunların da kontrol edildiğini de gördük. Bu sebeple... Sözünü kestim. Tabii bu şeyde KKD'lerin kontrolü çok önemli. Kişisel koruyucu da onu biliyorsunuz açılımı. Evet. Tabii ki kişinin kontrol etmesi çok önemli. Ama bir inspektör tarafından da üçüncü bir gözle kontrol edip raporlanması ayrıca değerli bir konu. Birçok tabii kurumsal şirkette bunu devreye almaya çalışıyorlar. Bir kısmı devreye almış dediğin gibi. Bir kısmı da devreye almaya çalışıyor. Devreye alanlar da eğer üçüncü kişiler tarafından kontrol edilmediyse, KKD'lerin uygunluğu raporlanmadıysa çalışmayı dahi durdurabiliyorlar değil mi? Yani bunun da çok şahit olduğum ben açıkçası yapmış gereken projelerde. Tersaneyle mesela ben bir seferde giriş yaptığımda bütün KKD'lerin hepsini karabin olarak en ufak teknik belgelenmesini istedim. Biz de zaten onu bir şekilde gelmiştik Allah'tan. O zamana kadar hiç istenmemişti aslında bakarsanız. Yani şifa yer istendi. Var mı? Var. Çok teşekkürler. Bir kez başıma geldi. Üç kişi ona göre de Allah'tan hazırlığımızı yapmıştık. Çok güzel bir şekilde geçtik. Şimdi biz mesela bundan dolayı orayla 4-5 yıldır çalışıyoruz. Bizim de kafamız çok rahat. Onların da kafası çok rahat. Ama buna rağmen her gittiğimizde 4 aylık, 5 aylık periyotlarla gittiğimizde yine aynı proseslerden geçiyoruz. Süper. Evet, yani mesela bunun gibi ama tabii bu sektöre girdiğimizden beri benim başıma gelen belki 3'tür. Hani bunun çoğalmasını istiyoruz. Yani birisi bize
nitelikli ve bilgili bir soru sorduğunda biz sıkışmıyoruz aslında. Biz oraya daha da iyi bir şekilde gidiyoruz. Tabii. Çünkü bu bir gelişim süreci zaten. Sen beni zorlayacaksın, ben seni zorlayacağım ve orada çok güzel bir şey çıkartacağız. Tabii gelişeceğiz. Hep birlikte gelişmemiz adına bunların yapılıyor olması harika bir şey. İş güvenliği hep tartışılır Türkiye'de. Uygulanamıyor mu, uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu, işte prosedürler yerine getiriyor mu, getiriyor mu diye. Ama tabii yüksekte çalışmayla ilgili kısımda biraz da böyle az önce bir sohbetimiz oldu. Yüksekte çalışma konusuna çok hakim olamayabiliyorlar. Sebebi de şu, çok ayrı bir konu, çok fazla detayları var. Yani çok hakim olamayabiliyorlar yüksekte çalışmaya özellikle. Tabii bizim gibi ya da işte sizin gibi işini iyi yapan, uzman desteğine de ihtiyaç duyuluyor. Burada biz yine birçok kişiye buradan bildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ama en azından da sizin temel anlamda bir yüksekte çalışma yapılırken en azından bir personelde olması gereken asgari koşulları kısaca bir aktarabilir misiniz? Yani Murat'tan dinlemek isterim, daha sonra yine senden dinlemek isterim. Ne olması gerekiyor? Yani yüksekte çalışma yapılmadan önce ne yapılması gerekiyor? Ben bunun karışık olduğu kadar basit olduğunu da düşünüyorum. Çünkü temelde ihtiyaçları olan tek şey %100 bağlı olmak. Peki bunun ara destekçileri ne olabilir? Mesela bir ankraj noktası var, tamam. Emniyet kemerim de var. Evet, ama bir bağlantı noktam yok. Yani düşüş durdurucusu olan bir sisteme ihtiyacım var. Danyart olabilir, şok emicisi olan herhangi bir şey olabilir. Belki sınırlandırma olabilir, yaşam hattı olabilir. Yani ankraj noktasıyla emniyet kemeri arasındaki bir bağlantı ve burada %100 şekilde bağlı çalışma ortamı sağlanması gerekiyor. Yani çalışacak kişinin kendisine sorması gerektiği şey, ben güvende miyim, ben bağlı mıyım yani. Eğer bağlıysa çok fazla ayrıntıya girip kafa kurcalamak bunun gerekli olmadığını düşünüyorum. Çünkü ne kadar basit indirgersek insanlar için o kadar rahat. O zaman benim kendi açımdan düşündüğümde önemli olan tek şey bağlı mıyım değil. Bunun cevabını bulduktan sonra yüksekte çalışmanın tabii ki yan anlamda bir sürü parantez açılabilir bu söylediklerime. Ben sadece işin özü olarak bunun olduğunu düşünüyorum. Hayır, şöyle, zaten Murat'ın söyledikleri şeyden benim de anlayacağım. Üzerine 6. 7. sayıdan çok bir şey yok aslında. Ben başka bir şeyler bahsetmek istiyorum. Senin anlattıklarını da. Şimdi iş güvenliği arkadaşlarımızın bence benim şöyle bir fikrim var, şöyle bir öngörüm var aslında. Şu olsa çok daha iyi olur. Nasıl ki tıpta bir uzmanlık alanı var. Bence iş güvenliğindeki arkadaşlarım da bu belgelendirmeden sonra kendi alanlarıyla alakalı, daha doğrusu bir alan seçimlikle ilerlemesi lazım. Çünkü mesela ben geliyorum yüksekte çalışmayla alakalı. Yani bilmiyor, bilmeyebilir diye kabul çok edeceğiz. Evet, çünkü sektör çok değişik. Yani bambaşka frekanslardan geliyorlar, bambaşka geçmiş background'ları var vesaire. Eğer kişi olsa, yani mesela gittiğimiz çalıştığımız bir fabrikada 10 kişilik bir ekip var. Bu ekipte yangından aydınlayan ve uzmanlığı bununla ilgili devam ettiren, kimyasallardan, yüksekte çalışmadan, kapalı alandan bunun gibi kurulursa ekipler çok daha kolay olur. Çünkü bir kişiden biz 10 ayrı konuya hakim olmasını bekliyoruz bu sefer. Ve sektör sürekli yenişliyor, sürekli yenileniyor. Bugün öğrendiğimiz bir şey yarına bambaşka bir şeyle çeşitlenebiliyor. Karşı tarafı da bu şekilde zorluyoruz. Evet. Yani böyle bir şey olsa keşke, evet, çok daha güzel olsa. Evet, sen iş güvenliğisin, bununla ilgili bir belgen var, teknisyensin, CFB, A sınıfısın. Evet, evet, ama bundaki uzmanlığın ne? Yani bizde mesela şey şunun gibi var. Bu bir belgelendirme değil. Bizde ilk derişimde de şöyle bir şeyimiz var. İlk derişim yapıyorsun, evet, ama hangi alandasın? Bunun gibi mesela. Kesinlikle. İlk derişimdeyim ama elektrik teknisyenliği de yapabilirim. Tabii ki ilk derişimciyim ama atıyorum sadece cam temizliği. Veya başka bir şey yapıyorum. Kurtarma yapıyorum gibi. İlk gibi bir şey yapmak. Bir sürü ayrı, evet, konu var. Yani bir sürü ayrı konu var. Endüstriyel anlamda ihtiyaçlar var. Farklı farklı konular var. Dolayısıyla her konuya da hakim olmaları gibi bir durum söz konusu bile değil. Bir kişiden çok şey bekliyoruz. Her şeyi ben biliyorum dediği için insanlar aslında hatalar, evet, buradan doğmaya başlıyor. Yani sen aslında bir şey bilmiyorsun. Yani, evet, bir şey bildiğini zannediyorsun. Yani emniyet kemerini dediğin zaman, emniyet kemeri dediğim zaman, tamam, ben emniyet kemerini biliyorum, nasıl giydiğini de biliyorum. Ama daha ilerisini bilmiyorsun. O kadar. Bu sefer ben emniyet kemerini biliyorum diyerek konulara dahil olmaya çalışıyorsun. Emniyet kemeri çok, bir önceki videoda doğru emniyet kemeriyle geldi. Doğru emniyet kemeri doğru yerde bile konulabiliyor olması lazım.
başka problemler de var. Emniyet kemeri belki bütün standartları karşılıyor ama bunu bir yerde üretip birebir benzetip hatta deyim yerindeyse janjan diyeyim. Merdiven altı yapıyor. Büyük bir şekilde. Merdiven altından bahsediyorsun. Evet, ondan bahsediyoruz. Sahalardan görüyoruz. Her şey aynı ama geçersiz bir şey yani. Uzanlara naldur kemeri. Mesela. Baktığında adamın şey. Böyle problemler de. Adam dikmiş. Dikişliğine hiçbir şey demiyorum. Çok iyi bir terzi olabilirsin. Çok iyi bir konfeksiyon atölyen olabilir. Dikiş de çok iyi olabiliyor olabilirsin. Birebir aynısını da çıkartmış olabilirsin. Kardeşim test yaptın mı sen? Evet. Yani ürünü nereden aldığımız, onların testleri, bunların standartları, yüksekliği geçerli değil. Evet, tabii ki. Yani. Bunlar düzenli muayene yapıldı mı? Son çalışan resmi muayene ya da üçüncü göz tarafından... Kemer var bir de. Hangi tabii. İşi yapılıyor mesela? Sadece tabii. Tırmanacak mıyım? Kapalı alanda mı çalışacağım? Girişim yapıyorum. Bir de o var. Yani çok saçma sapan yerlere de geliyor bu kemer mevzusu. Şimdi adam yüksekte çalışacak. Kendini bir yere sabitleyip düşme tehlikesini engelleyecek. Senin kemerinde EN813 var. Evet. Yok kardeşim benim o kemerimde EN813. Ben EN813'lük bir şey yapmayacağım ki. Niye sen bunu soruyorsun? Ben bunu şeye benziyorum. Şehir hayatında kullandığım aile tipi arabayla off-road yapmak gibi oluyor. Araban var mı var? O zaman gel hafta sonu off-road'a gidelim. Aynı evet. Şeyler değil ki. Evet. Aynı şeyler binek, binek bir araçta nasıl çıkıyor? Off-road yapabilirsin mesela. Değil mi? Yani yaşam attı montaj şey var arkadaşlar. Rompak ses. İşte yani ipli erişim belgem var mı diyor. Yani problemlerden bir tanesi gerek de var. İpli erişim ne diye sorulduğunda yani ipli erişim ne siz söyleyin siz uzmansınız. En azından buradan ipli erişimin ne olduğunu buradan aktarmaya çalışalım. Burası sen söyleme ipli erişim ne mesela? İpli erişim basitçe. Basitçe abi adı üstünde zaten ipli erişim. İple erişmek mi diyordum? Yüksekte çalışmam evet ama iple erişmeyecek bir adamdan iple erişim belgesi istenmemesi gerekiyor yani. Tabii. Ben çatıda montaj yapacağım, benden evet. İple erişim belgesi istedim. Tamam evet. Var evet ama... Niye istiyorsun? Niye istiyorsun? Ya, montaj yapacakken belki iple erişim yapmam gerekebilir diye mi düşündüm bilmiyorum. Yani birinin başına bir şey gelecekse onu nasıl kurtaracağımı düşünüyor. Zaten bunun için kurtarma planları oluyor işte. Kesinlikle öyle. Baştan daha hazırlıyorsunuz. İple erişimde de istediğinde bu sefer İRATAN vardır diye biliyorum mesela. Aynı bak ve IRATA arkadaşlar firma, firmanın ismi. Evet, IRATA belgenin adı değil. Sprat, firmanın adı. Belgelendiren iki kurumdan bir tanesi. Kesinlikle. Yani Sprat'ın vardı. Ona bakarsan fisatı var, osu var, busu var. Tabii. Çok fazlası var. Tabii. Tamam. Tabii. Her ülkenin evet. Neredeyse yani gelişmiş ülke. Yani IRATA var mı diyorsun? Sadece Sprat'la arkadaşla gidip Sprat'ın ne olduğunu anlatmak için böyle saatlerce uğraştığımız anılarımız var ya. Yani. Neden böyle bir şey? Yaratanız var, bunda niye bu var? Yani abi şimdi senin onu bilmiyor olmanı bizim sorgulamamız lazım. Bizim evet. Sana bir şeyi ispat ediyor olmamızın gereği yok burada. Ama dönüyoruz, dolaşıyoruz, aynı yere gidiyoruz. Aynı bunu değil. Kabul ettirdiğinde bu sefer başka bir şey soruyor. Tamam bunu kabul ettir. O zaman bu niye olur? Yani dönüp hep aynı yere geliyoruz. Yani olumsuz eleştirirken bir de diğer taraftan da bakmak lazım. Mesela Türkiye bu iş güvenliği anlamında önemli yol kat etmiş. Evet. Kesinlikle öyle. Belki emekleme seviyesinin belki bir süre çıktısı olacak. Mesela biz yurt dışına gitmiştik Kenya'ya. Hı hı. Kenya'da iş yapacaktık. Oradaki insanların hayat mücadelesi farklı. Biz sizin bizim gibi değil. Adam sabah kalkıyor, 4 saat yürüyor, çalışıyor ve yiyeceği bir tane mısır. Fit bir şekilde işe geliyor. Mısırı alıyor ve onu tek tek kopararak bizim buradaki mücadelemiz, yaşam standartlarımız, onlar oluyor. Biraz Maslow'un piramidiyle alakalı. Yani adam daha barınma ve beslenmede çakmış. Bu adama siz iş güvenliğinden bahsedersin. Mısırın koçanı yersin kapalı. Mısırın koçanı yersin kapalı. Bunlar cama nasıl gidiyor ya? Aynen öyle. Bak sesin ne olduğunu buradan net olarak hani anlatmaya çalıştık. Yine bir yani üstünden geçelim derim ben. Tam olarak şu aslında evet. Yani tam olarak şundan bahseder. Geleneksel yöntemlerle ve sistemlerle ne bu? Dağcılık mağaracılık. Evet, linç, sepetler, iskeletler. Bunlarla erişimi sağlanamayan alanlara dağcılık ve mağaracılık sistemlerinden evrilmiş olan robot sesi, iple erişim sistemleri kullanarak erişmektir aslında.
Tamam, evet. Türkçe karşılığı bu yüzden. İple bunu zaten her iplerişim diye ezberlemiştim. Ama hatta iplerişim firmalarının sayfalarına evet. Girin, hakkımızda kısmında evet, her şey girip inanılmıyor. Yani. Ben evet, çok puanı yazmış, ama oradan almış, iki kelime değiştirmiş. Evet. Çünkü biz de bu şekilde anlattığımızda anladık. Bunu ne kadar çetrefilleştirsek, ne kadar teknik anlatsak kafalar o kadar karışmış. Kabaca, vinç ve sepetle erişemediğin yere iplerişimci erişir. Peki neresi erişiyoruz hocam? Onlarca farklı sistem var. Mesela en basitinden. Mesela, yani çok soru... mesela çok güzel bir soru sordum ben. Mesela iple erişimci vinçlerin ulaşamadığı yere ulaşıyorsun. Yani bu yüksekliğin herhalde birçok insanın aşağıya bakamayacağı seviyede olduğu noktadır. Sen mesela oradan aşağı inerken nelere dikkat ediyorsun? Aslında tam tersi. Şöyle de bir şey olmaya başladı sektör büyüdükçe. Herkesin gözünde şu var, devasa binalar, çok yüksek köprüler yapılan. İple erişim tam olarak aslında şu olmaya başladı. Böyleydi, bizde de yayılmaya başladı. Bizim hizmet verdiğimiz 2 katlı, 3 katlı binalar bile var. Yani her zaman yüksek... Neden oraya bir iç ulaşamıyor? Evet, her zaman yüksek olması değil. Teknik anlamda erişilemeyen yere erişmek. Erişim. Tabii. Yani vinci uzaklığıyla, konumuyla... Firmalara pratik, ekonomik gelebiliyor. Bu yüzden de tercih. Gibi. Hızlı ve anında da çözüm üretebiliyorsun. Lokasyon çok önemli. Çok merkezi bir yerde. Çok dar bir yer. Evet, yani vincin çalışması... 3 metrelik bir alan ama yetişemiyor. Evet. Hiçbir şeye yetişemiyor. Ya da merkezi bir alandaki bir iş yapacaksınız. Akması gereken bir trafik var, yürümesi gereken bir sistem var. Evet, geleneksel sistem orada yapılabilir ama sen çok daha hızlı bir şekilde olaya dahil olup çözüm üretip işi sonuçlandırıp devam edebiliyorsun. Aynen öyle. Asıl sorum şeydi benim, mesela orada mesela vinçlerin ulaşamadığı yerler çok tehlikeli yerler olarak algılıyoruz mesela. Ulaşamadığı yerler, senin bilmem ne, işte Murat'ın bir şey yapıyor. Orada istasyon diyoruz biz ona. İstasyona nasıl karar veriyorsunuz? Mesela o da çok önemli. Mesela orada bir istasyon kuracak bir yer yoksa oraya inmezsin herhalde değil mi? Yani mutlaka bir istasyon kurulması gereken bir yapının, mekanik bir yapının oluyor olması lazım. Bunun için sağ keşfi önemli. Evet. Süper bir sorun yani seviye 3 görüşü ve tabii ki diğer teknisyenlerle de durumu değerlendirmesi önemli. Bazen doğal bir yapı olmuyor, binaya ait bir şey olmuyor. O yüzden biz ankaraj oluşturuyoruz. Bunun çeşitli yöntemleri var. Bazen bolt kulak yani bir betonu delerek eğer betonsa ya da ölü ağırlık dediğimiz şeyler var. Temelde bizim en az 15 kan yani 1500 kiloyu taşıyabilecek bir nokta oluşturup evet. Buradan yine gerekli kanelere, kilogramlara ait karabinalar, ipler, perlonlar bunları da belirliyor. Tabii ki bunu aynı. Hem kurtarma planını da düşünerek çünkü biz belki çalışarak gideceğiz ama orada başımıza bir şey geldiğinde belki benim kurduğum istasyonun aynısını yeni bir kurtarıcının kurtarma planına göre dahil olup beni oradan çıkarması gerekecek. O zaman ne oluyor? Bir kişi diye tasarladığınız istasyon aslında iki kişiye dönüşebiliyor. Tabii tabii. Sonra o istasyon... Zaten 5 kane istiyoruz. Evet. Aynen öyle. Açılar önemli sonra. Tabii. Ben istasyonu nasıl alıyorum, yönlendirme kurmuş muyum? Bunların değerlendirmesi çok önemli. Çok basit bir ip koruması bile kazaya sebebiyet verebiliyor. Yani ip korumasının şöyle işte bir noktadan aşağı sarktığımızda biz hareket halinde olduğumuz için o ip sürtünmüyor. Kesilebilir, delinebilir. Yani oradan ilerleyebilir korkma süreci başlangıcı. Bunların önüne geçmek lazım. Tabii. Bunu da tabii, yani. Ya, tabii uzman olarak bunları hani görebiliyoruz. Şimdi tabii iplerişim dediğimiz meslekleri o kadar çok yaygınlaşmaya başladı ki yani buradan da en azından bu yaygınlaşma esnasında o belgeyi alan arkadaşları daha hani istasyon kurarken işte kurmadan önce işte kurduktan sonra yani neye dikkat etmeleri gerektiğini de anlatabilmek adına da açıkçası bu soruyu sordum ben size. Çünkü o kadar çok yayıldı ki bu. Arkadaş işte gelişim eğitimi alıyor ama gerçekten yetkinliği çok uygun değil arkadaşın. Ama sonuçta bu sektör ticari bir alan. Buna belgeyi verebiliyorlar. Çok sahip, buna sahip olması artık kolaylaştı gibi geldi bana. Eskiden çok daha zordu diye düşünüyorum. Bir bakıyorum hani gerçekten düğüm atmayı değil, en basit olarak. Düğüm atmayı bilmeyen arkadaşlar bile bu ufak ses yönden iplerişim olarak hizmet vermeye başladılar. Tavsiye olarak söyleyeceğimiz dediğiniz gibi yani istasyonların ya da neye dikkat edilmesini düşünme.
Sprout'sa Sprout Lata'ysa Lata, bunların iPod'ları var. Yani size neyin ne şekilde yapılacağını söyleyeyim. Evet. Bir zahmet onların açık okunması, değerlendirilmesi, sonra bunları yapan insanları belki sosyal medyadan takip ya da yurt dışında yaşayan, bu işi yapan insanları yine sosyal medyadan takip. Çünkü ben bir şey biliyorum ama henüz o problemle karşılaşmamış bir şekilde bununla. Belki kaza raporları yayınlar her zaman yaptı. Bunların evet. Açık okunması. Kesinlikle. Bunlara sahip olduktan sonra zaten siz bir şeye cesaret ederken 2-3 defa düşünüyorsunuz. Evet. Hal böyle olunca bir şeyler daha güvenli olmaya başlıyor. Kesinlikle. Yani bize süs olsun diye vermiyorlar. Çok bakmak lazım. Tabii kesinlikle incelemek lazım. ICOP dediğimiz bilgilendirme şeklini kim okumuştur diye tartışabilirim yani ben burada. Biraz önce bahsettiğim işte önüne gelen belgeyi alıyor ve bu işi yapmaya başlıyor dediğim kişilerden kastım oydu aslında. Onu yalayıp yıkması gerekiyor bu işi yapan kişilerin benim görüşüm bu. Tabii yani biz ipler şimdicilerin amentüsü oluyor yani. Tabii. Alıyormak gerekiyor, okumak gerekiyor. Bir de eğitim nereden alıyoruz? Herkes eğitim verebiliyor bir bağlı olduktan sonra, aynen. Akredite olduktan sonra. Kesinlikle öyle. Ama benim eğitmenim ki. Kullanması gerekiyor. Tecrübesi nedir? Seviye 1'den itibaren, seviye 3'e kadar sadece bir yerden eğitim almak. Çünkü onlara güveniyoruz. Süper. Tavsiyeler evet. Aldık onlar üzerinde. Harika. Memnun da kalıyoruz. Memnun da. Bize soran herkese gidin oradan veriyoruz. Doğru işte. Doğru insanlar, doğru kişiler. Olması gereken bu. Burada fiyata ve benzeri şeye bakmamak lazım biraz. Hayatımızı bağladığımız şeylerden bir tanesi. Buradan ekmek kazanıyoruz belki ama. Onu doğru yerden, doğru kişiye ulaşıp öğrenmek lazım. Kesinlikle. Bazı yerde ciddiye alıp size her şeyi yaptırıyorlar görmek için. Bazı yerde, abi sen zaten biliyorsun bunu. Yani çok komik şeyler ve kendilerini bir şekilde çok iddialılar onun için. İddialılar ama daha bu temel şeylerde takılıyorlar. Şimdi iddia sayıyla bir tek dönüşüm. Kesinlikle. Yani bizim Japon askerler mesela çok iddialı. Her hafta konumuz. Bak, sen onunla ayağına yayılacak bir şey. Sizin bu slotu sonra erdiklik zorunda yani. O bizi o kadar çok dinliyor ki buradan verdiğimiz bilgileri. Birçok kişiden şu an tecrübe edildi diye düşünüyorum yani. Fars'ın başında neyden dolayı oldu artık. Nazar boncuğu da vardı. Ya programı kapatmadan önce ben tabii sizin yaptığınız işin şey çok değer veriyorum. Yüksekte çalışmaya değer veriyorum aslında. Çok küçük böyle iple erişimle ilgili, yaptığınız işle alakalı böyle küçük bir hikayenizden böyle bahseder misiniz? Yani Murat senin var mı böyle kafanda hani böyle onu da mutlaka anlatmam gerekiyor, benim başıma geldi dediğin. Şöyle, yok artık dediğin mesela böyle bir hikaye var mı? Araba kurtarma kısmında başıma gelmişti. Bir firmada yine arama kurtarma hizmeti veriyoruz, bekliyoruz. Bunun iki... Nerede? Yani yüksekten mi? Pardon. Yüksekten birini mi kurtaracaksınız yoksa böyle dar kapalı alan mı? Şimdi açıkçası nerede denk gelirse. Yani kapalı alan. Böyle tatbikat mı? Yani. Tatbikat ki doğrudan gerçek. 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 Güzel. Tatsız bir konu olmasın da bilelim ya. Bir reaktör vardı. Yaklaşık 60 metre yüksekliğinde. Bunun manhol dediğimiz girişleri oluyor. Evet. Çeşitli seviyelerinde. Orada mesela müteahhit firmanın bir tanesinin hem kapalı alan korkusu var, hem kapalı alanda çalıştırılıyor ve maskeli. Bu adam panik yapmış, maskeyi de çıkarmış ve bayılmış. Eyvah. Bize işte kurtarmak üzere telsizden anons geldi, oraya gidiyorduk. Bu birinci hikaye, bir de ikinci hikaye var. Yine bir reaktör gibi bir yerde, bu sefer inert. Yani solunum maskesi ve tüple içeri girip kurtarma yapmak. Kapalı devre solunum sistemi gerekiyor. İkinci gerçek olay da buydu. Şimdi bu iki kurtarmada çok farklı tepkiler aldık. Birinci kurtarmada ekip çok başarılıydı. 18 dakikada o çıkarıldı ve yerine yerleştirildi. Yani yerine yerleştirildiler. Sağlık kuruluşu. Sağlık bir teslim edildi. Artık bizden çıkıyordu. Aşağı indirdiysek o bizlik bir şey değil. İkinci kurtarmada yine başarılı oldu ama belli aksaklıkları vardı. Temelden bir tanesi şuydu. Kurtarma planında solunum maskesi hazırda bekletmek üzere yer almış. Ama oraya
getirecek, yani görevini yapacak olan kişi onu getirip yan tarafa bırakmış. Biz gittiğimizde solunum maskesi ve benzeri işte tüp vesaire yoktu. Onu orada beklemek zorunda kaldık gelmesi. Tabii sonuçta giremezsin, sen kendi hayatını riske atarsın. Şimdi burada bize gelen tepkilere bak. Birinci örnekte biz yürürken insanlar açılın diyorlar, böyle Allah'ın aslanları gibi. Öyle anlattı. İkinci olayda linç ediliyor. Çünkü sizin bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz içeride ve kurtarılmayı bekliyor. Ve siz kapıda maske olmadığı için girmiyorsunuz. Bekliyorsunuz. Ve haliyle bu bekleme size problem olarak karşılıyor. Küfür eden mi dersiniz, saldırmaya çalışan mı? O yüzden bu şey gibi, yani önemli bir maçta hakem bilirsiniz, o tribünler size sürekli küfredecek. Hakem kuralının dışına çıkmaz. Memnun edemeyeceksiniz ama bu psikolojiyi kaldırıyorsunuz bir şekilde. Bu da profesyonelliğin getirdiği bir şey. Kesinlikle öyle. Yani kurtarmanın bu iki boyutunu tecrübe etmek bana farklı bir tecrübe katmıştı. Harika bir tecrübe bence. Her iki şeyde yaşamışsın ya. Linç edilmeyi ve takdir edilmeyi yaşamışsın. Takdir edilmeyi. Evet, Emrah, sende var bir şey. Evet, daha geçen kış yaşadığımız bir şey var. Aslında çok var da onun gibi. Aklıma gelen, tufanla beraber yaşadığımız bir şey var. Bir işteyiz beraber. Tam bahsettiğim gibi, üç katlı bir villalardan bahsediyoruz. Villaların olduğu liste ama erişim sıfır, hiçbir yerden erişim yok. Yani evin içine, merdivenlik hiçbir şeyle ulaşılmıyor. Nasıl çıktınız? Sıkıntı da şöyle, evin içinden çatıya çıkıyoruz. Çatıdaki bacalar son derece güvenlik. İçerisinde çelik konstrüksiyonlar var. Oralardan emniyetimizi aldık. Problem şu, bir yağmur oluğu var, tıkalı. Tıkandığı için her tarafa taşıyor sürekli. Bunun teşhisini yapmamız lazım. Sökeceğiz, alacağız, yerine atacağız. Bir öncelikle ne olduğunu görmemiz lazım. İniş yaptık, gördük ki gidenin ağzına artık güvercin kurulduğunu bu yapmış. 3-4 tane yumurta var orada. Şimdi sorunu çözmemiz lazım ama orada da aslında bambaşka bir şey var. Bambaşka bir güzellik var. Ayrı bir yaşam, ayrı bir hayat. Şimdi evet, yani ev sahibine ulaştık dedik. Onlar zaten onlar dedik. Böyle bir problem var. Yani bu yuvayı buradan alırsak bir, biz ellerimizi değmiş olacağız yumurtaya. İki, buradan alırsak anne geri gelecek mi, bulacak mı? Tabii. Ne yapalım? Ama ortada da bir sorun var ve kışın ortası. Evet. Dediler ki biz bunu almasını istiyoruz. Biz de almak istemiyoruz. Ne yapacağız? Oturduk arkadaşımla şöyle bir plan yaptık. Nereden baksan 2-3 gün fazla mesai harcadık. Hiç önemli değil. Bir yapı oluşturduk. Oradaki bütün borulardan kestik. Yuvayı kaldırdık. Yuvanın altına o hazneyi koyduk. Su akışını sağladık. Oradan gideri açtık. Yavruları oraya koyduk bütün yumurta halinde. Evet. Annenin geldiğini de gördük sonrasında. Ve hem o sorunu çözmüş olduk. Annesi anlamadı herhalde. Anlamadı. Aynen öyle. Hem dokunmadı, anlamadı herhalde. Anlamadı çünkü direkt çalılardan kaldı. Hiç dokunmadı sürüler. Aynen. Oraya çok güzel bir su yolu yaptık. Yuvayı üstüne koyduk. O hazneyi de açtık. Hem o işi görmüş olduk hem biz kendimizi çok iyi hissettik. Valla çok iyi olmuş. Evet, sonrasında onlar da çok mutlu oldular. Fotoğrafları vesaireyi gösterdiğimizde. Ya bunun gibi çok değişik şeyler yaşıyoruz. Çok keyifli anlara da denk geliyoruz. Çok güzel bir hikaye. Çok güzel bir hikaye. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani sizinle oturup saatlerce konuşmak isterim çünkü çok sevdiğim bir konu. En azından meslektaşımsınız. Çok iyi bir görev kurabileceğimiz bir ortak noktamız var. Saatlerce konuşmak isterim çünkü keyifli olacağını düşünüyorum. Ama vaktimiz biraz kısıtlı. Evet. Buradan önemli noktalara değindiğimizi düşünüyorum. Yine birçok kitleye ulaşıyoruz bu Redbox'ta biliyorsunuz. Birçok kitleye buradan önemli bilgiler verdiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Size de. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Başka bir programda tekrar davet etmek, uzun yine sohbet etmek isterim sizlerle. Şimdilik herkese hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir sonraki Redbox söyleşimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.